Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben zannettim ki Burak Hocam tekrar giriş yapacak. Yapmadı, kızdı bana galiba, küstü bana. Hayır, 30 abi sefer düşerim. Evet, şimdi arkadaşlar kare konusunun uzunluk ve alanla ilgili öyle spesifik bir formülü vesairesi yok. Yani şu ana kadar ki öğrenmiş olduğumuz tüm konulardaki içerikleri burada kullanacağız. Yani burada ne yapacağız? Ortaya sereceğiz. Hepsini ortaya sereceğiz. Benzerliği kullanacağız burada. Dikdörtgenin özelliğini, paralel kenar vesaire. Benzer, zaten hep benzerlik çıkıyor işin içinden ya. Başka bir şey çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzla başlayalım. ABCD kare demiş. Bilmem gereken ne? Bütün kenarlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım mı üstad? Burası da ne olmak zorunda? 8 birim. Şurası da 8 birim olacak. Şimdi bana sorduğu soru şu. Şu karenin, dikdörtgenin alanını sormuş. Şimdi öncelikle şöyle bir şey diyelim mi? X'in neye oranıdır? 8 oranı değil mi şöyle? Hemen yazalım. Hatta şunu da yazabiliriz. 3x mi burası? Burası da 3x'tir. Değil mi? Evet. Şimdi kare deyince aklımıza ilk gelen neydi? Köşegen 45. Ve 45 dereceydi. Bak yazdım 45'i. Burası da 45. Burası 90. Aslında farklı bir yönden çözecekti de sonradan aklına geldi dedi. Çocuklara yani, söyledim ben yapmıyorum dedi. Niye böyle bir şey yapıyorsun şimdi? Yapmıyorum. Belli uzun, olursa şimdi kötü olur. O yüzden ben açığa çıkartıyorum. Uzun yoldan gidecektim arkadaşlar. Benzerlik yapmak istiyordum da. Çünkü türevden aklına geldi o yöntem. Yok, bence. Benzerlik yani. Yok, benzerlikle türevde bu tarz soru vardı. Hep o benzerliği verirler ya bize. Evet. Hep onu uyguluyoruz bu tarz soruları gördüğümüzde. Ama burada tabii ki 45, 45, 90'ı görmek. Burası ne olmak zorunda arkadaşlar? X olmak zorunda. X, 3x, keşke Fatma'yı çağırsaydım. 4x eşittir 8. X ne olacaktır buradan? 2 olacaktır. Bakın burası 2 çıktı arkadaşlar. Burası da 6 çıktı. Bana bunun alanı sormuş. Ne yapar? 16. 12 birim yapar. Keşke Fatma'yı çağırsaydım. Devam edelim. Şimdi taralı alan nedir demiş. Bakın arkadaşlar yine köşegen var. Yine ne yapalım? 45'lerimizi yazalım. Burası 45. Burası da ne olmak zorunda? 45 derece. Burası 90 derece. O zaman buraya ne kalır? 45 kalır değil mi? Şimdi burası 5 birimse burası da 5 birim. Evet. O zaman burası ne olacak? 5 kök 2. Burası 3'müş. Şöyle bir şey yapalım mı? Buranın tamamı 8 ise burası da 8. Şimdi 8, 8. Buranın tamamı ne olacak? 8 kök 2. Dikkat edelim köşegen. Buraya ne kaldı? 3 kök 2. Bak burası 90'dı. Burası da 45. Burası da 45. Değil mi? 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. Kök 2 katı ne yapar? 6 yapar. Buraya 6 kaldı. 3 kök 2'nin kök 2 katı 6. Tamamı 8'di. Burası ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Şimdi bak ne yapıyorum? Şuradan bölsem. Buranın alanı artı buranın alanı dediğim zaman olay bitti. Hemen şu üçgenin alanını bulalım. 3 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2. Kök 2'leri çarparsam 2 yapar. Buradaki 2 ile gitti. 15 kaldı. Artı 2 çarpı 8 bölü 2. Buradan da 2'ler gitti 8 kaldı. Toplarsam ne yapar? 23 birim kare yapar diyoruz. Evet. Bak yine 60 derece yine vermiş. 60 dereceyi vermiş. Köşegen vermiş. Hemen 45'i yazın. Üstad bu soru bir yerden aklına geliyor mu? Bu soru değil aslında birkaç tanesi aklıma geldi. Evet. Yani bu sorular çok tanıdık geliyor bana. Sınav soruları. Çıkmış sorular değil mi bunlar? Çıkmış soruların benzerleri. Bir level üstü diyeyim ben sana. Arkadaşlar size konu anlatımında çözdüğüm soruların her biri yani şöyle söyleyeyim sınavda karşınıza gelebilecek ya da gelmiş olan onların belki bir level üstü veya iki level üstü yani biraz daha zoruna alıştırmak için sormuş olduğum sorulardır. Onun için çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Şimdi hatırlayalım dik üçgende 45 derece 60 derece gördüğümüzde ne yapıyorduk üstad biz? Vallahi ben köşegen çizerim. Abi köşegeni de çizersin. Hatta köşegeni çizdiğin zaman ne olur? Dik olmuş olur değil mi? Burası da 90 derece. Buraya 30 derece kaldı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3. Al sana burası da 2 kök 3. 45, 45, 90. 2 kök 6. 2 kök 6. Kök 2 katı. Karenin bir kenarı 2 kök 6 ise karesini alırsam neyini bulurum? Alanını. Bu da ne yapar? 4, 24. 6, 24 birim kare yapar diyoruz. Evet. Çok yavaşsın ya. Evet. Soruyu ben çözemeyim mi? Şimdi içinde sürprizlerim var arkadaşlar. Size sorular içerisinde burada şey yazalım sürprizler var. Küçük küçük böyle kırıntılar halinde sürprizler burada hazırlıyor. Ne soruyor? Burada BEC'nin alanı soruyor bize. Şimdi şurada bir ikizkenar vermiş mi üstad? Evet. O zaman ne yapalım? Şuradan bir dik indirirsem değil mi? Evet. Bak tamamı 12'ymiş. Karenin bir kenarı 12. 12'yi yaz buraya. 12'yi yaz buraya. E bu ikizkenar üçgen olduğuna göre yükseklik aynı zamanda 6, 6. Kenar ortay, açı ortay değil miydi? 6, 6. 8. Şuradan da bölebilirsin. Buraya kaç kaldı? 8. 8.
Tamamı 12 idi. Burası da 12 olacak. Burası 4 mü? Evet. Bakın arkadaşlar, ÖSYM zor sormaz size. Gayet kolay sorar. Ama ne yapmanız lazım? Birazcık dikkat etmeniz lazım. Basit mantık düşünmeniz lazım. Buraya kaç kaldı o zaman? 6 burası. 6 burası. E alanı sormuş. Yükseklik hazır. Taban hazır. Her şey hazır. Ne yapacağız? 12 çarpı 4 bölü 2. 12 çarpı 4 bölü 2'den ne yapar? 24. 24 birim kare yapar. Lütfen birim karemi yazmak istiyorum. Peki. Evet, değişik bir sorun. Yine 45. Evet, olacak. Kesinlikle. 45'leri muhakkak yazıyoruz arkadaşlar. 45'leri yazmayı ihmal etmeyelim. Hı hı. Şimdi 45'i yazdın. 45'in karşısına bir dik attın. Hı hı. Burası 4 kökü ise üstad, burası 4 değil midir? Hı hı. Buradan da bir dik attın. Hı hı. Burası 4 ise burası 4 değil midir? Evet. Şimdi bak, ikizkenar. Kenar ortay. Burası 4. Evet. Bak, şu üçgenin neyini bulduk arkadaşlar? Tabanını bulduk. Hı-hı. Tabanı bulduğuma göre alanı bulmak için ne ihtiyacım var? Şu yüksekliğe ihtiyacım var. Bak şimdi, bu üçgende burası 8 kök değil mi? Evet. Burası 45 değil mi? Evet. O zaman burası 8, burası da 8 birim değil midir üstad? Evet. E yükseklik hazır. 8 çarpı taban ne? 8 bölü 2'den ne yapacaktır? 32. 32 birim kare yapacaktır. Birim karemi yazacağım. Evet, karede, dikdörtgende aklınıza ilk gelmesi gereken noktalardan bir tanesi benzerlik. Hangi benzerlik? Kelebek. Kelebek ya da alfa, teta, 90 benzerliği. Ya, onları zaten gösterdik ama kelebekleri hiç göstermedik. Kesin, kelebeği göstermemiştik. Şimdi kelebeğe geldi sıra. Hı-hı. Buraya K dedim. Hı-hı. Buraya da K dedim. Buraya ne diyeceğim? 2K. 2K. Şimdi şöyle baktığımızda kelebeğimize... 1'e kaç oranı var? 2. 2 oranı var. O zaman burası 10 birimse buraya kaç kalacak? 5. 5 birim. Bu kare değil miydi üstad? Burası evet. 2K ise burası da 2K. Evet. E burada ne var? Pisagor var. K, hı. 2K, K kök 5. Hı hı. Yani K kök 5 neye eşit? 15. 15'e eşit. Buradan K ne çıkar? Her iki tarafı kök 5'e bölersek arkadaşlar. 3 kök 5 çıktı. Bana neyi sormuş? E, B, C'nin alanını sormuş. Yazalım. 2K çarpı K bölü 2. İkiler gitti. K kare. K kare. E K'mızda 3 kök 5 olduğuna göre karesini alırsam ne yapar? 45. 45 birim kare yapar. Next question. Any question? Sıradaki soru. 4 ise 4 değil mi? Kare olduğunu biliyorum zaten. Aa, 4, çok 4 mantıklı. Demiş. 12 12. Hı-hı. Evet, tebrik ediyorum. Şimdi buradan şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ne yapalım buradan ya? Kelebek. Burası da 4 değil mi? Hı hı. Burası da 12. Hı hı. Burada bir kelebek var. Al sana, hı hı, kelebek. Ya biz niye kelebek diyoruz hep? Papyon diyelim. Tamam, papyon. 1'e 3 oranı var değil mi? Hı hı. Buraya K dersem. 3K. Bak, burası ne olacak? 3K. Hı hı. Şimdi tamamı ne arkadaşlar? Bakın 12. Şurası 12. Yani 4 artı 3K artı K 12'ye eşit. Evet. 4K eşittir 8. K eşittir 2. Evet. K yerine 2'yi yazdım şuraya. Şuraya da ne yazdım? 6. E alanı sormuş. Şu alanı yazalım hemen. Ne olacak? 2 çarpı 4 bölü 2. Artı şunun alanını yazalım. Ne olacak? 6 çarpı 12 bölü 2. Ne yapar? Buradan 4 yapar. 6 değil 36. mi? 36 yaptı. Toplarsam 41. 40. Kere maşallah. 40 birim kare. Tamam. ÖSYM tarihinde sorulmuş en ilginç sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Özdeşlik. ÖSYM bazı yıllarda geometri içerisinde özdeşlik sorabiliyor üstad. Yani şöyle. Şimdi sana diyor ki benim verdiğim bilgiyle diyor. Hı hı. Mesela bir bilgi veriyor. Bu bilgiyle sen yazıyorsun bu bilgiyi. Hani iki tane üç tane bilinmeyen çıkıyor. A kare artı B kare, X kare artı Y kare eşittir bilmem ne çıkıyor. Aslında ortaokulda harfli ifadeleri öğretirken çocuklara anlatıyoruz bunu. Kesin. Ama ondan sonra bir daha rastlamıyoruz. Ve arkadaşlar sorduğu sorun içerisinde de size esasında A kare artı B kareyi soruyor. Hı hı. Yani başka bir şey sormuyor. Bakın şimdi. Şimdi bunlar birer kare. Hı hı. Burası A birimse burası da A birim. Hı hı. Değil mi? Şimdi BC'nin tamamına B dersek. Yani büyük kareye B dersek. Burası ne olur üstad? B eksi A olur mu? Evet. Olur. Şimdi ABCD'nin alanı. ABCD'nin alanı nedir? A B karedir. B. Değil mi? Şu bak, ABCD'de kare. Özür diliyorum. B kare. B kare artı BEF'nin alanı A kare. Eşittir 64'müş. Doğru. Şimdi bize sorduğu ne? Bak, bize sorduğu CE uzunluğu, şu uzunluk. Hı hı. E ben burada Pisagor yaparsam bunun karesi artı bunun karesi değil miydi? Evet. Yani ne olmuş olacak? A kare artı BC uzunluğu ne? B değil mi? B. Bak, A eksi A gitti, B kaldı. B'nin karesi kare kökü. E A kare artı B kareyi vermiş zaten 64.
Ne olur 8. buradan? 8 birim olacak diyoruz. Arkadaşlar karede neyi gizlemiş? Kenarortay, kenarortay. Hop, birleştirdim. Ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Bakın dikkat edin, ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık merkezlerine bir göndermemizi yapalım. Bunu çizersen bu da ne olacak? Kenarortay olacak değil S, mi? S, hatta S, buradan geçecek de. S, 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 S olacak. 6S. Buraya da S yapalım. Şimdi karenin alanı nedir? 12'nin karesinden 144. Şimdi burada yarısını aldığım zaman ne olur? Şu ABD üçgeninin alanı. 72. ABD üçgeninin alanı 72 birim kare. Hı-hı. Bu da neye eşitmiş? 6S'e. 6'ya bölersem her iki tarafı S nedir o zaman? 12. 12 birim karedir. Bu kadar. Neymiş cevabımız? 12.